Sevgili takipçilerim, hoş geldiniz kanalıma, mutfağıma. Bugün sizlerle hafta sonunda güzel bir börek yapalım dedik kahvaltıya. Ispanaklı bir börek yapacağım. Umarım güzel olur, umarım beğenirsiniz. Börekte çok yetenekli değilim ama güzel olduğunu söylüyorlar. Önce bir malzeme aşamasına geçelim. Hep birlikte yapalım. Afiyet olsun. Şimdi malzeme listesine geçelim. Bir paket yufkam var. Yarım kilodan az ince doğranmış ıspanağım var. İçine koymaya kaşar, tulum peynir veya beyaz peynir, evinizde ne varsa. Kırmızı pul biber, tuz ve karabiber. İç malzemesi, önce iki tane yumurtamı kırıyorum. İki çay bardağı sütüm var. Yarım çay bardağı suyum var. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir de tepsi yağlamakta. Bir çay kaşığı karbonatım var. Bir çay kaşığı tuz var. Ve ki olmasın. 4 kaşık yoğurdum var. Gördüğünüz gibi böyle katı, akışkan bir krem alıyorum. Şimdi bu malzememiz hazır. İç malzememize gelelim. Önce şöyle birazcık, bir çay kaşığından biraz fazla yaptım. İsteğe bağlı olarak birazcık pul biber, lezzet bulması için. Azıcık karabiber. Benim evde lor peynir vardı, onu koydum. Siz de tabii ki istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ve ben kaşar rendeledim. Ben çiğden yapıyorum. Daha lezzetli olduğuna inanıyorum. Vitamininin ölmediğine. Tabii ki soğan kavurup, ıspanağı içinde kavurup öyle de yapabilirsiniz. Ben böyle harb etmeye çalışıyorum. İç harcımız hazırlandı. Bunu bir kenara alıyoruz. Ve tepsimizi. Yağlayacağız. Şimdi artık böreğimizi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, ilk yufkamı yağladığım tepsime yayacağım. Biraz öne çekiyorum. Şunu kaldırayım. Ben ilk katına harç dökmüyorum. Dibine yapışmasın diye. Kıvamımız çok güzel oldu.
Ve şimdi ıspanağımı koyuyorum. Ispanaklı börek yapıyorum. Umarım yaparsınız siz de. Şunun üstüne hafiften biraz yağ gezdiriyorum. Bir kepçe kadar yine bundan döküyorum. Harcımızın kıvamını anladınız değil mi? Böyle katı bir ayran kıvamında. Bir tane yumurta sarısı kırdım. Beyazıyla birlikte çok yanmasın diye birazcık sıvı yağ. Ve şimdi bunu üzerine süreceğim. Ben şurayı biraz daha. İsteğe bağlı olarak ben biraz çörek otu serpeceğim ve beyaz susam serpeceğim, karıştıracağım. Fırına götürebiliriz. Afiyet olsun. Fırınımı orta gözüne koyuyorum. Alt üst derecesine getirdim. 180 dereceye koydum. Yavaş yavaş şu anda pişirmeye bırakacağım. Ara ara ben size pişme aşamasını göstereceğim. Fırını soğukken attım. Yavaş yavaş sıcaklığıyla birlikte kabarsın diye. Her fırının ayarı farklı olduğu için pişme süresini kendiniz ayarlayacaksınız. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel kızarmaya başladı. Azıcık pişmesi kaldı. Çok az. Kapatıyorum. Herkes pişme derecesine kendisi bakar dediğim gibi. Gibi nar gibi kızardı. Şimdi yapacağımız işlem önce şöyle kağıt havlu seriyorum. Üzerine hafif böyle bir sulama işlemi yapacağım. Ben bunu bilmiyordum ama ben bunu bir komşumdan öğrendim. Çok güzel oluyor. Yumuşacık böyle güzel bir sürü örtüyorum. Kesince göstereceğim. Afiyet olsun. Kanalıma beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun hepinize. Bakalım güzel pişmiş mi? Yumuşacık. Sesini börek aşırı iyi. Afiyet olsun.